Şimdi izleyeceğimiz skeçte bir gelin adayının müstakbel kayınvalidesinin altın gününde başına gelenleri izleyeceğiz. Metin ve Batu yazdı. Yarışmadan bekleniyorsunuz geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Cinayet. Yeni bir dizi keşfettim. Dizide yok yok. Aşk, nefret, tutku, aksiyon, keder, fantezi. Yeni mi keşfettin? Bu arka sokaklar. Sen nereden biliyorsun bunu? Kız adamlar 16 yıldır yapıyor. Her duyguya yer vermişler işte. Ya, memnunlar. Afiyet olsun. Kısırımı nasıl... Kısırımı nasıl buldunuz kızlar? Fena değil. Ben kendi kısır tarifimi YouTube kanalımda çekip koydum. Bakabilirsiniz. YouTube kanalı mı? Senin YouTube kanalın mı var? Adı ne Halime? Halimeli. Yapıyorum bunları. Seviyorum bu hayatı. Koyuyorum böyle şeyleri. Lütfen siz de beğenip abone olun yani. Ya. Tamam, olaya odaklanıyoruz. Heh. Şimdi benim oğlan bugün beni kız arkadaşıyla tanıştıracak. Ne? Ne? Aynen. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne oluyor ya? Amatör hareket etmek yok. Ürkütmeyeceğiz ceylanları. Zalim kaşındı. Para gelecek. Yok kız, sorun geldi. Soru yağmuruna tutacağım ana. Güzel. Ben de onun aklını karıştıracağım. Bizim oğlumuza karışmak neymiş bakalım, ona göstereceğim gününü. Tamam. Ben onun ağzını a**lim. Yükseliyorum biliyorsun. Tamam. Kız anam sakin ol. Belki gelinimiz olacak. Doğru. Tamam. Özür dilerim. Tamam. Tamam. Pardon ya. Geldiler. Bakın kızlar, çok ince işçilik istiyorum sizden. Güler yüzünüzü takının. Halime, senin gülü, ay şikayetinin gülen yüzü bu mu canım benim? Ben 86'dan beri gülmedim. En fazla bu kadar gülebilirim. Tamam, tamam. Olduğu kadar artık. Olacak, olacak. Hoş geldiniz gençler. Evde gün mü vardı Serdar? Ben de bilmiyordum ki hayatım. Hoş geldiniz yavrum. Hey, ben Safinaz'dan beri böyle sıska kız görmedim. Hadi buyurun geçin annem, buyurun. Ha. Aa, Serdar, sen oturma anneciğim. Altın. Biz şimdi altın günü yapıyoruz ya anneciğim. Ben altın almayı unutmuşum. Bir koşu bana altın al gel. Anne sen ev sahibisin. Onların sana vermesi gerekiyor. Anneciğim şimdi sıra bana gelene kadar pahalanır. Evet. Uçağır gide. Bir koşu al gel. İyi tamam, ben o zaman 2 dakikaya geliyorum. Serdar lütfen gitme. Beni yalnız bırakma. Ne olursun ya. Hayatım saçmalama. Saçmalama, onlar çok ponçik insanlar. Ya bak şimdi, baksana. Dudakları büzüşük Şikayet teyze, alnı karışık Halime teyze, kafası karışık annem. Zeynep, tanıyorsun zaten. Ya 2 dakika gideceğim geleceğim, bir şey olmaz. Aşkım bak, ne olursun. Bunlar beni pirana gibi yerler, baksana ya. Ya yemezler. Ne alakası var, baksana. Çok mutlu insanlar ya. Ben 2 dakikaya geliyorum, tamam mı hayatım? Anne, bir şey lazım mı? Gelirken alayım. Ama 2 kilo domates al. 2 kilo patates al. 4 tane simit al. 1 tane marula. 500 litre sıvı yağ al. Bulaşık deterjanı al. Bulaşık teli al. İyi ki bir şey lazım değilmiş ya. Gitti benim maaş. Neyse ben geliyorum hemen şimdi. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz aşkım. Sonra alsan olmaz mı? Ya tamam, lütfen. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hadi. Ben seni asla yalnız bırakmazdım. İdare et. Hoş geldin kızım. Evet, hoş geldin kızım. Niye geldin kızım? Selam herkese. Evet, gel şöyle sohbet edelim, muhabbet edelim. Ha. Birbirimizi daha yakından tanıyalım. Sen biraz gergin misin? Yok, birazcık heyecanlandım size tanışacağım için. Hayır, gerginlik yok. Bize bırak kendini, akışa bırak. Ha, can benim, bir tanem benim. Oy, senin adın ne cana? Miray ben. Miray, teyze? Bir. Ne ki? GBT temiz ama küçük bir vergi borcu çıktı. Kızım niye yapılandırmıyor? Ödeyecektim ben aslında. Onun muhasebeciyle şey yapamadık. Kısır. Yok tokum, sağ olun. Tüh ya, yemedi. İşine bir şey mi katmıştın şikayet? Yok, yemedi yani anlamında. Miraycığım, şikayet teyzen sana birkaç soru sorsa rahatsız olur musun? Yok, olmam. Cevaplarım ben tabii ki. Şikayet? Karışma bende.
tartışmasına hoş geldiniz. Seni biraz tanıyalım. Buraya kimle geldin? Serdar'la geldim. Tamam, seni tanıdım. Evet, ilk sorumu soruyorum. Önce yarışmanın kurallarını anlatayım. Ben sana sorular soracağım. Sen de cevap vereceksin, anladın mı? Anlamadım şikayet teyze. Ben böyle anlayışsız kız görmedim. Tamam, ilk sorumu soruyorum. Nerede okudun? Ne okuyordun? Endüstriyel tasarım. Hmm, kulağa hoş geliyor. Sevdim, sevdim. Güzel. Nerelisin? Bochum. Düzgün konuş. Yok yani, Almanya doğumluyum ben. Ha, Avrupa pasaportu İyi. Var. Güzel, aferin. Şimdi baraj sorusu. Ben çekilsem olur mu? Çekinme kızım, bu evde çekinmene gerek yok. Kaç çocuk düşünüyorsunuz? Yani çocuk mu? Ben çocuk düşünmüyorum. Yani şimdilik. Doğru cevap. Kariyerimi tamamladıktan sonra belki yani. Tamam. Ama yok, Serdar'la evlenirsem hemen. Tamam. Oh, sonunda doğru cevabı verdin. Bana ayrılan sürenin sonuna geldi. Söz sende Zeynep. Evet, ben de. Nasıl, ben şimdi kazandım mı? Kızım. Allah Allah, kazanmak yok. Yarışma mı yapıyoruz yahu Miray'cığım? Biz seni biraz daha yakından tanımak için yani, öyle değil mi Halime? Evet canım. Ben hatta sana bir soru sorabilir miyim bir tane? Tabii ki. Ha, yemekle aran nasıl? Yani iştahım pek yok ama yapmayı çok severim. Evet, malzemeler gelsin. Geldi. Evet. 3, 2, 1. Başlayın. Yani ben kısır yapmaktan çok anlamam ama. Hadi. Yapamayacağım. Yani ben... Yapamayacaksan niye geldin? Çık dışarı. Çık, önlüğü bırak. Çık dışarı. Tamam. Çıkayım ben. Çık. Çıkayım. Hayır, çıkma abiciğim. Çıkmak için mi geldin? Hayır. Hayır ne? Hayır şef. Bir daha söyle. Hayır şef. Bir daha söyle. Hayır şef. Ya. Ya ben de kaptırdım kendimi ya. Bana bak, senin yerinde olmak isteyen kaç kız var burada biliyor musun? Bilmiyorum şef. Bir. Boş ver, yap. Evet, tempo abiciğim. Çalışan eller eğer çalışırsa ışık parıldar. Bu evet. Benim kendi atasözümü uydurdum. Evet, evet güzelim benim. Haydi bir tanem, tempo. Yani şu anda süre çok az ama ben yetiştiremem kısırı, nasıl yapayım? Son 3, 2, 1. Eller yukarı. Kaldır. Evet, sen Zeynep Şerif bir şey yap. Tadına bakıyorum. Beğenmedim, 1. O kısırı ben yapmadım ki. Kendi kısırına 5 puan verdin. İlk defa görüyorum. Sen bize güzel tabak çıkar Damat abi. Çık dışarı. Çık git. Ya. Çık git buradan. Yürü. Ben eğlendim mi şu anda? Ya eğlenmek yok. Eğlenmek diye bir şey yok. Çıkar. Ya yani maksat birbirimizi tanımak Miray'cığım. Şimdi yemek önemli. Niye? Serdar aç mı kalsın? Boğazına düşkündür. Hep her gün dışarıda da yenmez. Doğru. Zaten her gün dışarıda yememiz için bayağı bir birikimimiz olması lazım. Tabii ya. Canım. Paran olsa bunları mı giyersin? Şuna bak. Hani nerede bu gelinin stili? Evet. Çok rüküş, gözüm kanadı. Rüküş mü? Sen nereye gidiyorsun bu kıyafetlerle? Buraya geldim ya. Kısır gününde hiç giyilecek kıyafet mi bu? Bizimle değilsin. Sana puanı 1. Git. Ben de bir. Çık bodrumdan, in aşağı. Tamam. İn. Yürü git. Özür dilerim ben. Ne yapıyorsunuz ya? Şey, annenlerle laflıyorduk hayatım. Aşkım, sen iyi misin? Serdar, ben hiçbir şey anlamadım. Neler yaşanıyor, hiçbir fikrim yok ya. Ben anladım. Anne, sen hiç akıllanmayacak mısın ya? Ben ne yaptım? Ya lan... Ah, ben ne yaptım? Ama ben ne yaptım? Ama ben ne yaptım? Ya. Ne yaptım? Ben hiçbir şey görmedim. Ben de. Ya daha ne yapacaksın ya? En son bütün kız arkadaşlarını buraya toplayıp Survivor All Star yapmadın mı sen? Oha Serdar. Ya şey, yani konu o değil. Ya şikayet teyze Acun abi olmuştu ya. Benim Acun'da neyim eksik? J
jetin, kanalın daha sayayım mı? Ben Elon Musk'tan beri böyle zenginlik görmedim. Ya vallahi bak anne yüzümü göremeyeceksin. Gidiyoruz ha. Gidersek. Buluruz. Evet buluruz. Nasıl bulacaksınız? Senin unuttuğun bir şey var. Senin annen Müge Anlı hayranı. Stüdyomuzda kaçıp kaybolmak isteyen bir gelin ve damat adayı var ama biz bu gelini iyi araştırdık. Geçmişini araştırdık, arkadaşlarına ulaştık. Hatta şu anda birisi kendi evimizde şu anda. Gelsin o arkadaş. Hayır, kim bu? İsmini vermek istemiyor. Ben bugüne kadar hiçbir yerde senin ismini vermedim Miray. Aa, şimdi verdim. Vermeyecek. Ne? Oğlan o. Ben Miray'ın çok eskiden beri arkadaşıyım. Onu hep çok sevdim. Miray eskiden beri hiç öyle kaçacak bir kız değil. Daha önceki sevgilisi oldu bir tane. Evet, oldu. Sevgilisi oldu. Ve onu aldattı, terk etti. Örseleyip ötekileştirdi. Miray yine de kaçmadı. Aman, bir de eski sevgilisi varmış. Ya ne yapıyorsunuz? Ne saçmalıyorsunuz? Anne ne oluyor ya? Saçmalamadık oğlum. Hiç saçmalamadık. O sevgiliyi de getirdik. Helal olsun. Eski sevgili gelsin. Evet. Miray'ın arkadaşı senin için bu kızı aldatıp terk ettiğini söylüyor. Sen ne düşünüyorsun? Öncelikle kentsel dönüşümün ve pahalılığın başkenti İstanbul'dan herkese selamlar. Aldatmadım. Yalan konuşuyor. Yalan. Bu arada biz eski sevgili Bey'le içeride çay içtik ve çok iyi anlaştık. Evet, elektriğimiz uyuştu. Biz dışarıda da bir çay içmek istiyoruz. Ay! Allah mesut etsin. Sağ olun. Bir çiftimizi daha evlilik yolunda yolluyoruz. Haydi bakalım. Güzel. Ya. Evet, çok güzel. Şimdi benim bir tane soru soracağım. Miray'cığım, canım benim. Eşin sence seni 30 saniyede kucağında kaç kez zıpladı? Ya ne diyorsun? Ne saçmalıyorsunuz? Yuh artık ya! Ne dedik ya? Küstüm ya. Tamam. Ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya yeter! Çıkar seni düğmeden. Ben bulldog yarasasından beri böyle kötü ses duymadım. Benim takımımda senin gibi bir ses yok. Bana gel. Gel bana. Ya gerçekten yeter ama ya. Siz sabahtan beri ne yapıyorsunuz? Deli misiniz siz ya? Ya anne gerçekten hiç akıllanmayacak mısınız ya? Ya ben buraya hangi kız arkadaşımı getirsem böyle şeyler yapıyorsunuz anne. Yeter artık ya. Tamam, ne yaptık canım? Ne ya? İşimizin gereğini yapıyoruz biz. Ya bravo vallahi. Sizin işiniz artık bu gençlerin önüne böyle köstek olmak değil, biraz destek olmak. Anlıyor musunuz? Hmm. Ya vallahi siz artık hiçbir şey söyleyemiyorum ya. Ben bana yaptığınız şeyi anlatmak istiyorum. Hı. Siz madem yarışma seviyorsunuz, şöyle anlatayım. 6 harften oluşuyor efendim. Ya. Evet, zıpır bir kelime, türemiş bir kelime bu. Evet. Harf alayım. İlk harfi G. Gemlik. Harf alayım. İkinci harfi Ö. Gözlük. Yok. Harf alalım. Üçüncü harf T. Gözlük. Evet. Ama size yazık var. Ama yok. Aşkım, ama yürü gidecek. Çok güzel gidiyenler. Zil diyenler. Seyircimizin coşkusu güzel bugün. Metin, Batu beraber mi yazdınız? Evet abi. O zaman zile doğru gidelim. Ya bir sadece şey düşündüm yani. Hani böyle biraz gerçekle gerçek üstlük arası bir dolaştı ya skeç. Onlara kendini de soktuğun yer olmak üzere. Acaba biraz daha böyle o kısır günündeki teyzelerde kalsaydık. Çünkü o kadar tatlılardı ki. Üçünüzün uyumu inanılmazdı yani. Hani oralarda takılsaydık bu yarışmaları araya böyle... Hani böyle yarışma var gibi yok gibi yedirse miydik acaba oldum. Yani çünkü birdenbire gerçeklikten de biraz siz çıkınca çıktı. Yani siz içeriden gelince bir garip bir yere gitti. Ama
Üçlüye yani sitcom yapılır ya. Öyle bir fıttırmış bir üçlüydünüz yani. Güzel yorum görünüyor. Kaçtan beri. Ne dersiniz? O yadını diyorsunuz. Ben çok sevdim. Bir kere tempoyu çok beğendim. Oynayış çok güzel. Çünkü komedi dediğimiz şey ritimdir. Bu da çok önemli. O ritmi yakalamışlar. Bir de zeka pırıltısı da vardı. Çok hoştu. Buyurun. Hangi yorum daha güzelse, hangi yorumdan beri böyle güzel yorum duymadın? Ben bundan daha iyi yorum. Çok güzel hareketler devam ediyor sevgili izleyiciler. Başlıyor şimdi mutfakta.